Galaxy'desiniz. Karşınızda yeni StarCraft rehberiyle birlikteyim. Bu sefer Zerg'lere bakacağız. Şu anda oyun pausta. Öncelikle açıklamak istiyorum durumu. Geçen bölüm Protoss'lara bakmıştık. Protoss'un bütün bina ve upgrade'lere bakmıştık. Fakat bir izleyicimiz hatırlatmış ki Protoss'ların Mothership Core ve Mothership adlı iki ünitesine bakmayı unutmuşuz. Bununla ilgili kısa bir video yapacağım. Ve bu videoyu önce yapmak istedim çünkü Zerg'leri uzun zamandır bekliyor. Zerg oynamak isteyen arkadaşlar merak ediyorlar Zerg'leri. Bunu önce yapmak istedim fakat hemen ardından çok kısa bir videoyla Mothership Core ve Mothership'e de bakacağız. Yani iki üniteye es geçmişiz Protoss'ta. Bunun için şimdiden özür diliyorum. Hemen telafi edeceğim diyorum. Şimdi Zerg'lerleyiz. Zerg'ler nasıl bir ırk? Çok kısa ondan bahsedeyim. Zerg'ler çok saldırgan bir ırk. Eğer Zerg oynuyorsanız sürekli ve sürekli saldırı yapmak zorundasınız. Saldırmak zorundasınız. Bunu da zaten örneklerle göreceksiniz. Ben şimdi bir saniye ama şunu tamam. Ben şimdi başlatıyorum. Evet. Şimdi Zergler karşımızda gördüğünüz gibi bunlar bizim aynı diğer bütün ırklarda olduğu gibi mineral toplayan dronlarımız. Bunu artık söylemeye gerek yok. Şurada Overlord diye bir şey göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Yine pause yapayım. Şu Overlord'lar tekrar şöyle görün. Overlord'lar sevgili arkadaşlar bizim supply Zerg'lerin supply üniteleri. Yani nasıl ki Terran'da supply depot yapıyoruz ya da Protoss'ta pylon yapıyoruz. Overlord'lardayız. Yani Zerg'lerde ise Overlord yapıyoruz. Bu Overlord'ların en büyük avantajı böyle istediğiniz yere gönderebiliyor olmanız. Mesela seçip düşmana yakın bölgelere, düşman arkalarına falan gönderirseniz Overlord'un gördüğü yeri siz de görürsünüz. Bu Overlord'u da bu arada geliştirme yöntemleri var. Bundan da bahsedeceğim. Zerg diğer iki ırktan çok farklı. Birçok açıdan farklı. Siz de bunu fark edeceksiniz. Dronları mesela bir bina yapmak istediğiniz zaman Terranlarda gidiyor oraya işçi binayı yapıyor. İnşaat bitince boşta kalıyor. Kullanabiliyorsunuz. Protosslarda işçi sadece binanın ışınlanacağı yere gidiyor. Işınlanacağı noktayı belirtiyor. Sonra boşta kalıyor. Kullanabiliyorsunuz. Fakat Zerglerde drone binanın kendisi. Yani binayı yapan şey drone. Bir drone kaybediyorsunuz her seferinde. O yüzden drone olarak bir drone avantajlı başlıyorsunuz sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şimdi üretim sistemimizden bahsedeyim. Bütün üretimleri, bütün üniteleri, bütün varlıkları, yaptığınız hareket edebilen varlıkları, binalar hariç hepsini şurada görmüş olduğunuz, şurada tipini görmüş olduğunuz larvalar sayesinde yapıyorsunuz. Larvalar sayesinde yapıyorsunuz. Herhangi bir larvaya tıkladığınızda ya da herhangi bir binaya tıklayıp şuradan larvayı seçtiğinizde burada yapabildiğiniz üniteler ve çeşitlilikleri o karşınıza çıkıyor. Bütün Zerg üniteleri bunlar sevgili arkadaşlar. Bir tek bunları yapabiliyorsunuz yani. Şimdi örneğin 3 tane drone yapalım diyeceğim. Fakat gördüğünüz gibi 14'te kalıyor. Hemen bir overlord yapacağım. Gözgüdü larvalar yumurtaya dönüştü. Yumurtadan şimdi dronlar çıkacak. Bakın 2 drone çıktı. Burada da bir overlord çıkıyor. Fakat larvalar kullanıldıktan sonra yavaş yavaş oluşan şeyler. Mesela bir larvamız var şu anda. İki larva oldu. Bu iki larvayı kullanarak iki drone daha yapabiliriz örneğin. Bir overlord çıktı. Bu overlord'u haritanın başka bir köşesine göndeririz. Örneğin bakın overlord'umuz böyle gidiyor ve haritada bize şeyi açıyor. Köşedeki haritaya bakın. Ne kadar bir bölgeyi bize görsel olarak sunduğunu görebilirsiniz. Böyle bütün larvalarımızı drone yapabiliyoruz. 3 larva oluyor başlangıçta en fazla. Mevzu şu anlık bu. Şimdi bir drone'umuzu alıp diğer askerleri yapabileceğimiz Spawning Pool adında bir bina var. Spawning Pool yap diyeceğiz şimdi. Bu arada şunu da es geçmeyeyim, pardon. Şimdi bir drone'u seçtiğiniz zaman diğer bütün dronlarda ve işçilerde olduğu gibi iki tane seçenek çıkıyor. Bina şekli. Biz bir bina şeklini seçiyoruz. En başta ekstraktör var örneğin. İşte gaz toplama şeyi. Aynı bütün ırklarda olduğu gibi otomatik tıklıyorsunuz. Bakın şimdi drone gidecek ve drone kendini feda edecek. Yani burada bir bina oluşturmak için. Başka bir drone'u seçelim. Spawning pool yapalım. İlk binanız olmalı spawning pool. Benim ilk gaz yaptığıma bakmayın. Burada strateji konuşmuyoruz. Strateji ile alakalı hiçbir şey konuşmuyoruz.
Gördüğünüz gibi ekstraktörümüz çıktı. Artık dronlarımız buradan gaz toplamaya başladılar. Bu sırada bir bina daha var. O neymiş? Evolution Chamber. Onu da yapalım. Gerisiyle drone üretmeye devam ediyorum. Köşedeki supply durumunu takip ederek drone üretmeye devam ediyorum. Şimdi spawning pool gelirken ben size şurada pause'a basıp şöyle şuradaki iki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Birisi Evolve Burrow diye bir şey. Burrow yerin altına gömülmek anlamına geliyor. Bütün yer ünitelerimiz, Zerg'ün yer üniteleri yerin altına gömülebilir hale geliyorlar. Yerin altına gömülebiliyorlar. Bir diğer açık olan güncelleme ise Pinimizated Carapace diye bir şey. Overlordların ve Overseer'lerin ki Overseer'in ne demek olduğunu birazdan göreceksiniz. Overlordların daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Yani bu araştırmayı yaparsanız ki kendisi 100 gaz başlangıç için ciddi bir rakam. Bu araştırmayı yaparsanız Overlord'larınız daha hızlı hareket ediyor. Şimdi Evolution Chamber geldi. Daha öncesinde Spawning Pool geldi. Spawning Pool temelde basit bir upgrade binası. Ama daha önemlisi bizim asker üretmemize sebep olan, asker üretmemizi sağlayan bir bina. Bakın Q'ya bastığım zaman artık yeni bir şey geldi. Zergling. Bu oyunun en basit askeri ünitesi. Ve çok hassastırlar sevgili arkadaşlar. Yani bir iki tane Zergling bir tane Terran askeriyle ya da bir tane Protoss'un zilotuyla kapışamaz yani. Protoss'un ve Terran'ın en basit askerleri Zerg'ün en basit askerlerini rahatlıkla yenebilir. Fakat şu işçiler değil tabii ki. Takip ediyorum işçiyi. Bakın koşa koşa gidiyorlar takip etmeye. Şurada fakat metabolik boost diye bir şey var. Bu işte olayın en can alıcı noktası. Bakın tıkladım geliyor. Zerglinglere kanat veriyor sevgili arkadaşlar. Evolution Chamber ise klasik upgrade binamız. Bütün yer ünitelerinin upgrade'leri bu binada şekilleniyor. Örneğin Zerg'lere melee atak denen yani vurma yakın mesafeden saldırıyı güncelleyebiliriz. Bakın gördünüz mü? İki tane Zerglingimiz çatır diye gitti. Geri çağıralım Zerglinglerimizi. Bu sırada ben bir tane daha ana bina yapmak istiyorum şu aşağıya. Gönderiyorum. Şimdi en kritik şeylere basacağım. Zerglerde bahsedecek çok fazla şey var. Şimdi spawning pool yaptıktan sonra şurada Queen adında bir şey çıkıyor sevgili arkadaşlar. Queen. Şimdi şu overlordlar gelince supply'ımız yükselince göstereceğim size. Evet. Queen yapıyorum şimdi. Bu Queen bizim larvalarımızı yönettiğimiz bir arkadaş. Şurada çıkan larvaları Queen sayesinde arttırabiliyoruz. Queen bir yumurtlama yapıyor bu binaya ve bu yumurtlamadan artı 2 veya 3 tane tam hatırlamıyorum sayısını beraber görürüz şimdi. Larva çıkıyor. Bu larvaları herhangi bir üniteye dönüştürmek için kullanabiliyoruz. Bakın. Siz de göreceksiniz şimdi. Bu arada Evolution Chamber'da armor yani zırh veren şey yaptı. Bakın Queen'imiz çıktı. Kendisi korkunç bir yaratık. Şimdi şurada iki tane şeyi var, özelliği var. Ben bir Queen daha yapıp size diğer özelliği göstereceğim. Fakat bu Queen'le Spawn Larvae şeyini, olayını göstereceğim. Bu arada saldırı geldi. Çok iyi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Very easy'ye bile yenildik, rezillik. Az kalsın Very easy'ye yeniliyorduk bu arada. Harika. Şimdi bir tane Queen daha yaptım. Bakın bu Queen'in şu Spawn Larvae diye bir özelliği var. Ona basıp ana binaya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ana binaya 3 tane yumurtlama yapıyoruz. Bu 3 tane ekstra Larva demek. Fakat belli bir süre sonra çıkıyor. Queen'in bir diğer özelliği ise şu Crypt Tumor. Etrafta gördüğünüz gibi şöyle bir Crypt Tumor var. Bu tümörün üzerine bina yapabiliyorsun sadece. Aynı Protoss'un enerji field'i gibi.
şu CryptMerd'den tıkladığımız zaman sevgili arkadaşlar, şöyle bir örnek göstereceğim mesela size. Bakın Queen'in hızını görüyorsunuz. Queen'i CryptMerd'in dışına çıkarıyorum. Bakın ne kadar yavaş. CryptMerd'in içinde Zerg üniteleri çok daha hızlı ve tehlikeli hale geliyorlar. Zaten bakın Zerglingler bile anlaşılıyor yani. Bakın geliyor. Tak. Çok hızlı oluyorlar sevgili arkadaşlar. Çok. Çok hızlı bir şekilde çoğalabilen bir ırk. Siz de görmüşsünüzdür ki şakır şakır drone üretebiliyorum. Çünkü diğer ırklara nazaran bir anda çıkarıyor. Şak diye çıkarabiliyor bütün ünitelerini. Bu da onu çok tehlikeli bir ünite haline getiriyor. Bu arada şurada yaptığım metabolik boost denilen şey Zerglingleri gördüğünüz gibi kanatlı uçan yaratıklar haline getirdi. Bu sizde böyle görünmeyebilir Zerglingler. Çünkü Herd of the Swarm paketine sahip olmanız gerekiyor. Bunu görebilmeniz için. Ve o pakette Herd of the Swarm, aslında ben ona niye hep Herd of the Swarm diyorum bilmiyorum. Bu şu kanatlara anca o zaman sahip olabiliyorsunuz. Yoksa çok daha küçük görünüyor yaratıklarınız. Evet. Sürekli oyun esnasında iki tane bina, iki tane ana binada sürekli bu queenlerinizle creep enjekte etmek zorundasınız bu arada. Bunu da söyleyeyim yani. Bu uğraş zaten adamı mahvediyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu uğraş insanı çileden çıkarabiliyor. Ben genelde ana binalarımı böyle seçip taba koyuyorum. Taba tıklayıp Q'ya basıp istediğim üniteyi şak diye yapıp nereye çıkacağını işaretliyorum. Bakın. Böylece gezebiliyorsunuz. Artık herhalde şu savunma hattı için yeterlidir gibi geliyor bana. Yeni binalarımıza geçelim. Şu var, Roach Warren. Roach bir gelişmiş bir ünite. Oyunun en çok kullanılan Zerg ünitelerinden biri. Onu yapayım bir tane size. Hemen ardından da bir tane daha bina yapalım. Şu, Binding Nest. Binding Nest yapıyorum. Bu arada burada da bir ana bina alıyor. Gördüğünüz gibi şu CryptMerd bu tarafa da creepy yaydı. Şimdi iki seçeneğimiz var. Bir CryptMerd'ı de buraya koyabiliriz. Bir diğer seçeneğimiz bu mevcut CryptMerd'ı gezdirebiliriz. Eğer bunu bir ileri, yani creep'in en ucuna taşırsanız o etrafı yaymaya devam edecektir. Birazdan yayacak. Bakın bu yaymaya başladı örneğin. Bu creep'i profesyonel oyuncular böyle haritanın %70'ine falan yayıyorlar. Ciddi anlamda her yerde creep oluyor sevgili arkadaşlar. Korkunç bir görüntü oluyor yani. Bakın şuraya hemen işçi diyorum. Sonra bir de buraya hemen işçi diyorum. Şunu da taba koyuyorum. Buna da bir queen yapıyorum. Buna da işçileri koyuyorum. Bunu da direkt şeye işaretliyorum. Siz söyleyin. Zımbra. Şimdi ana bina, ha bakın bir saldırı geldi şak diye. Şimdi ana binamızı bir de güncelleştirebiliyoruz. O da şuradan into layer diyor. Bakın layer'e dönüştürebiliyoruz. Tıkladım. Artık ana binamız layer'a dönüşmek üzere programlanmış durumda. Şimdi Roach Warren geldi. Roach Warren'ın içinde iki tane güncelleme var. Fakat sadece Roach adını verilen ünitelerimizi güncelliyor bunlar. Şurada. Fakat layer'a sahip olmanız gerekiyor. Zaten biz layer yapıyoruz şu anda. Şimdi Roach'larla sizi tanıştırayım. Görmeyenleriniz varsa. Şöyle. Heh, bu sırada Binding Nest de bitmiş. Binding Nest'te de Binding yapmamızı sağlayan arkadaşlar var. Bakın Roach'larımız geldi. Bunlar Roach. Roach'lar uzak mesafelere saldırı yapabilen arkadaşlar.
asit gibi bir şey atıyorlar sevgili arkadaşlar ve çok yüksek hasar veriyorlar. Aynı zamanda oldukça da sağlamlar. Çok böyle güçlü yaratıklar. Üstelik bir de onlara şöyle bir hızlandırma güncelleştirmesi, tünel kazma güncelleştirmesi yaparsanız bir de yere batma güncelleştirmesi. Ana binadan göstermiştim daha önce size nasıl yere batma güncelleştirmesi yapıldığını videonun başlarında. Yaparsanız yenilmez hale gelebiliyorlar. Roach'lar çok tehlikeli canlılar sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Queen'i alalım. Şuraya da bir Cryptmer koyalım. Cryptmer'ı yayıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi Cryptmer mesela şu aşağı doğru yayıldı gördüğünüz gibi. Bunu yine en uca atarsak. Bakın attık. Bu aynı zamanda bir avantajı daha var. Bize görüş de sağlıyor. Bakın her yere Cryptmer koyacağım şimdi. Bu arada Queen'in bir enerjisi, manası, mana olarak düşünün bunu. Bir manası var şurada. 200 normalde. Bir Cryptmer'ı 25 manaya koyuyor. Mana olarak düşünebilirsiniz dediğim gibi. Ve ilk başlarda olmasa da daha sonradan birden fazla Cryptmer koyabilir hale geliyor. Bakın böyle. Şakır şakır yayıyorum bak. Görüyor musunuz? Aynı zamanda bu bize bir görüş alanı da sağlıyor sevgili arkadaşlar. Sadece yaratıklarımız hızlı ilerlesinden ziyade bir görüş alanına da sahip olmamızı sağlıyor. Şimdi şu arkadaşı aşağı göndereyim. Şu grubu. İşçileri böyle koyayım. Bu işçileri de böyle koyayım. Şuradan bir işçi alıp bir ana bina daha yapayım. Şimdi Zerg'lerin ana bina yapması çok önemli çünkü tek ünite kaynakları ana bina. Ana binadan larva çıkıyor. Ne kadar çok ana binası varsa o kadar çok üniteye sahip olurlar. Çünkü Zerg'lerin olayı dalga dalga vurmak. Yüzlerce üniteyle saatlerce düşmanı dövebilirsiniz. Düşmanın duvarlarını yüzlerce üniteyle vurabilirsiniz eğer birden fazla şeyiniz varsa. Ana binanız varsa. Bakın yaymaya devam ediyorum. Rahat rahat üniteleri dövebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi Banning Nest dedik. Onu göstereyim size. Banning Nest Zerglinglerimizi ilgilendiren bir bina. Bir kısım Zerglingimizi seçtiğimiz zaman şurada More ve Banning diye bir seçenek çıktığını göreceksiniz. A'ya basılı tutuyorum. Benim için A. Bu default'ta nedir bilmem. Gördüğünüz gibi Zerglinglerimiz bir moda girdi. Bu modda vurulabilirler, öldürebilirler ve karşı düşman saldırmazlar kesinlikle. Çok savunmasız bir halde beklerler. Ve bittiği an artık onlar birer Banning oluyor. Bu Banning'ler ne işe yarıyor? İlk önce Banning'lere bir upgrade yapacağım. Öyle göstereceğim size. Banning Nest'e tıkladığımız zaman Candyful Hooks diye bir şey göreceksiniz. Bu arada saldırı geldi düşmanda. Şunu temizleyelim. Zaten bak gördünüz. Banning patladı. İki tane askerin suratında. Banning'ler birer bomba gibi sevgili arkadaşlar. Asitli bir patlama yapıyorlar. Düşmanın suratında. Pardon. Bakın şimdi. Şu upgrade geliyor. Biz bu sırada başka bir binaya bakalım. Spinecrawler diye bir savunma binamız var. Şöyle yapayım size birkaç tane. Zaten benim maç videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür muhakkak. Bu binalardan yapar. Birkaç binayla da şu şeyi kapatırım içeri girmesinler diye. Bakın şimdi. Normalde bir şeyin 16 tane drone'a ihtiyacı var. Bir merkezin, ana binanın. Ben şimdi tek bir tuşla 16 tane yapıyorum. Yaklaşık birkaç saniye sonra 16 tane drone'um oluyor. Normalde bunu bir Terran'la yapmak, bir Protoss'la yapmak ne kadar zor. Daha önceki şeylerini de görmüşsünüzdür. Bakın hemen yola çıkıyorlar. Yani inanılmaz derecede hızlı çoğalabilen arkadaşlar bunlar. Bir tane daha şey yapayım. Spore Crawler diye bir şey.
Bunu genelde böyle benim yine maç videolarımı gördüyseniz böyle minerallerin oraya yaparım ben hep. Şunu şöyle. Çünkü genelde mineraldeki işçilerimi rahatsız etmeye yönelik saldırılardan korumak için kullanırım. Şöyle. Bu da havaya saldıran bir cihaz. Fakat sadece havaya saldırmakla yetinmiyor. Etrafta görünmez bir düşman varsa onu da görünür olmasını sağlıyor. Şuradaki Spore Crawler denilen şey. Birinci seviye binalarımız bitti. İkinci seviye binalarımıza geçmeden önce size Banelink ile neler yapabileceğinizi göstereceğim. Yeni upgrade'imiz sayesinde Banelink'ler artık yuvarlanıyor gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. Banelink'leri düşmana gönderiyorum. Yuvarlana yuvarlana sevimli bir şekilde gidiyorlar. Bakın zaten tam da görünmez bir arkadaşla gelmenin eşiğindeymiş. Herhangi bir binaya tıklıyorum. O binayı yok etmenin eşiğine getirdi. Daha çok beynlingim olsaydı gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım hatta. Daha çok beynling. Daha fazla zergling de yapalım. Bu arada güncelleştirmelerimizi yapalım sırayla. Daha fazla beynling olsaydı o binayı rahatlıkla ve rahatlıkla çökertebilirdik. Bu sırada hiç unutmuyorum ve gördüğünüz gibi düzenli olarak lavra enjekte etmeye devam ediyorum. Görünmez arkadaşlar gelecek bu arada. Havadan saldıracaklar yani. O yüzden şöyle havayı koruyayım birazcık. Şimdi yeni çıkan binalarımızı değerlendireceğiz. Saldırıyorum ama bunlar uçan arkadaşlar olduğu için çok bir etkin olamıyor maalesef. Muhtemelen o binayı kaybedeceğiz. Şimdi şurada Hidrodisk'den diye bir bina var sevgili arkadaşlar. O havadan saldıran arkadaşlarla nasıl baş edeceğimizi size örneklerle göstereceğim. Bu sırada ben de onların şehrine gidip birazcık zarar vereyim onlara. Bu arada Hidrodisk'den binamız bitti mi? Bitti. Gördüğünüz gibi. Şimdi Hidrodisk adlı arkadaşı yapıyorum. Yine benim maç videolarından görmüşsünüzdür. Benim çok sık yaptığım bir ünitedir kendisi. Sevdiğim bir ünitedir. Burada ana binası varmış. Bakın şuraya girin diyorum abi. Saniyeler içinde işçi bırakmazlar. Saniyeler içinde buradaki işçiyi tamamen yok ederler abi. Bu arada bizim ünitelerimizin yere gömülme özelliği vardı biliyorsunuz. Yere gömülme özelliğini araştırmıştık. Bu arada şu uçan arkadaşları yakalayayım ben şu hidrodisklerle bir geberteyim. Yere gömülme özelliğini de şöyle göstereyim. Mesela roşlarımızı seçiyorum ve yere gömülün diyorum. Roşların yere gömüldükten sonra da hareket etme özelliği var. Böyle yerin altından gidip düşmanın bizi görmeden, tabii eğer görmesini sağlayan herhangi bir ünitesi yoksa, bizi görmeksizin böyle saldırıp tekrar yere gömülür. Şöyle gel falan gibi hareketler yapma şansım var. Bakın şimdi hidroliskler geldi. Şu arkadaşları temizleyecekler.
Ne oldu bebişim? Hidralistler gördüğünüz gibi yukarıya ateş edebilen bir arkadaş. Bir ünite. Ve birden fazla hidralist yaparsanız düşmanın iliğini kemiğini sömürürsünüz. Hidralistler de böyle. Şimdi bunun daha da ilerlemiş halini binalarını yapabilmek için HIV yapmamız lazım. HIV yapabilmek için de Infestation Pit diye bir bina istiyor bizden bakın şimdi. Yapalım. Infestation Pit. Şuradaki arkadaşla sizin çok hoşunuza gidecek. Hatta benim maç videolarımda da yine kullandığım. Bu arada Surrender olmak istiyor bilgisayar dedi. Hayır dedim. Sizin çok seveceğiniz bir şey göstereceğim size. Şu Infestation Pit yeni üniteler ve yeni upgrade'ler açıyor bize. Şurada bir şey var. Bu arada Hydra disklerin ve Roach'ların kendilerine ait bir dönüştürücü, kendilerini dönüştüren bir upgrade'leri var. Ben buralara böyle ana bina yapmaya devam edeyim şöyle. Onları da göstereceğim. Öncelikle Roach'lardan başlayayım. Örneğin iki tane, üç tane Roach'umuz var. Onlar Ravager diye bir şeye dönüşebiliyorlar. Şöyle üçüne de tıklayalım. Aynı Baneling'ler gibi böyle bir yumurtlama sürecine giriyorlar. Yumurtlama mı denir artık? Koza sürecine giriyorlar. Ve kozalarından Ravager olarak çıkıyorlar, gördünüz mü? Bu Ravager'lar sevgili arkadaşlar böyle gökyüzüne havan topu gibi uzak mesafelere atış yapabiliyorlar bakın. Ve düştüğü yere inanılmaz ciddi hasar veriyor. Fakat böyle istediği yere düşsün gibi bir seçeneğiniz yok. Siz düşmanı tutturacaksınız. Bir de Hydralisklerin bir özelliği var. Lurker oluyorlar Hydralisklerde. Onun için şu Hydralisk Den binasını da güncelleştirmeniz gerekiyor. Şuradaki Mitoid into Lurker Den seçeneğiyle. Infestation Pit'i yaptık. Infestation Pit bize iki tane yeni ünite sağlıyor. Bu arada ana binamızı da bir üste çıkaralım. Infestation Pit istiyordu biliyorsunuz. Ben şimdi size o ünitelerin ne olduğunu söyleyeyim. Hydralisk yapıyoruz artık. Infestor biri o. Şöyle 2-3 tane basayım. Bir diğeri de Host. Swarm Host. Birkaç tane ondan basayım. Şöyle şuraya. Şuradaki işçilerimi de yeni binamda kullanayım. Bu arada gördüğünüz gibi sürekli yumurtlamaya devam ediyorum. Sürekli yumurtlamaya devam. Şu arkadaşları da yeni binada kullanacağım. Geldi mi bizimkiler? Geldi. Şimdi bunlar host sevgili arkadaşlar. Host'un şöyle bir olayı var. Şöyle göstereyim size. Yere gömüldükleri zaman saldırgan yaratıklar ortaya çıkarıyorlar. Şöyle ki T'ye basıyorum. Yere gömüldü mü? C'ye basıyorum. Yani benim için C. Şuraya saldırttır diyorum. Çıkıyor ve böyle uçan korkunç yaratıklar çıkarıyorlar bunlar. Bu yaratıklar ciddi hasar veriyor sevgili arkadaşlar. Sonra yerden çıkıp buradan kaçabiliyor. Böyle. Bu yaratıkları istediğiniz gibi belli bir süre kullanabiliyorsunuz. Çok yavaşlar fakat böyle istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Bir süre sonra ölüyorlar. Bir süre sonra bu swarm hostların kafasında yumurtalar tekrar çıkıyor. Tekrar yere gömüp tekrar saldırtırabiliyorsunuz. Bunların özelliği bu. Hydralisklerimizin Lurker olma özelliği geldi. Muhtemelen şu bina oldu. Evet olmuş. Tıklıyoruz. Birkaç tanesini Lurker yapacağım size şimdi. Yine gördüğünüz gibi bir kozalanma süreci. Kozalarından çıkacaklar, Lurker olacaklar. Yani anlat anlat bitmeyecek bir sürü detay. StarCraft korkunç detaylı bir oyun ya. Gördüğünüz gibi Lurker oldular. Korkunç yine korkunç yaratıklar lanet olsun. Bunlar böyle yerin altına gömülebiliyor sevgili arkadaşlar. Ve isterseniz şurada Hold Fire diye bir seçenek var. Dokunmayın diyorsunuz. Buradan gelip geçen bir sürü yaratık gelip geçiyor ve sizi fark etmiyor. Ya da Fire diyorsunuz. Buradan gelip geçen her türlü canlıya
saldırıyorlar. Bakın şimdi bize de birazdan saldıranlar olacak. Biz de onlardan bu şekilde kurtulacağız. Şöyle göstereyim size hemen. Bu arada infestörlerimiz de gelmiş. İnfestörler sevgili arkadaşlar. Şuraya saldırıyorlar. Bize de gelirler birazdan. İnfestörler. Terran, Infested Terran denilen bir arkadaş, zombi türü bir arkadaş yaratıyor. Bakın şimdi. Şöyle birkaç tane attım ortaya. Bunlar bildiğiniz Terran askerleri. Fakat Zerg'ler tarafından zombileştirilmiş Terran askerleri. Çok iyi değil mi? Böyleler yani. Hatta şu işçiye saldırsa ne iyi olurdu. Şuradan şu işçi geçse de ölse. Olmadı, nasip olmadı. Bir diğer özellikleri ise düşmana Fungal Growth adında bir şey atıyorlar. Birazdan düşman bize saldırınca size göstereyim. Bu iki tane Infestation Pit'teki iki tane güncellemede demiştim ya size bütün her şeyin bir manası var diye. Bu arkadaşların da manaya benzer enerji denilen bir zımbırıkları var. Şu zombileri ve ıvır zıvırları yapmalarına yarıyor. Doğduklarında daha fazla enerjiyle doğmalarını sağlayan bir güncelleme bu. Bir diğeri de nöral parazit düşmanı kontrol altına almaya yarıyor. Bakın gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlara şöyle bir saldıralım. Bakın bitti. Selam. Evet. Şimdi bir de şu arkadaş var. Bakın şimdi. Şöyle birkaç tane roach yapayım. Birkaç tane overlord yapayım. Bu arada infest şeye devam ediyorum. Siz söyleyin. Bu arada gördüğünüz gibi HIV bitmiş. Artık devasa bir ana binamız var. Şimdi bu arkadaşları, roachları şöyle toplayayım bir arada. Şu binanın içine sokuyorum. Bu bina Needius Network adında bir bina. Bakın soktum. Şimdi sadece düşman bölgesinden bir görüntü almam lazım. Bakın aldım. Hatta şunu da şöyle güncelleyeyim de. Bu arada overlordlara da artık upgrade geldi. Herhangi bir overlord'a tıklayıp şu 3 tane upgrade'den faydalanabiliyorsunuz. Ama lanet olsun ki engelledi. Very easy düşman engelledi abi. Şöyle daha bir yukarı gideyim. Göreyim mevzu. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi şundan spawn challenging diye bir şey çıkarıp düşmana gönderebilirsiniz. Düşman görmez bile bunu. Şimdi Nidius Network'ü seçiyorum. Nidius Worm yap diyorum. Düşmanın bölgesine. Bakın şimdi yapmaya başladı. Düşman eğer şunu fark etmezse birazdan bunca yolu gördüğünüz gibi haritanın bir köşesinden bir köşesine giden bunca yolu bir saniyede falan açacağız. Unload all diyorum. Bakın çıp 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 çıp. Gördüğünüz gibi içindeki her şeyi saldı sevgili arkadaşlar, her şeyi. Gir 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 gir. Bakın bunca yolu çatır çatır aşmış bulunduk. Bir şey daha var. Ultralis Cavern diye. Bunu yapayım. Bir de bir şey daha var yine. Pardon, A'da. Yok değil. Nerede? S. Şu. Bu arada düşmanın bölgesini ufak ufak artık yok etme çalışmalarına gireyim.
Bakın şimdi Kungal Grove atacağım buraya. Pardon, oraya atmıyor. Gökyüzüne atmadı. Şuraya atayım. Atsana bir yere. Bir yer denk getiremedim anasını satayım. Neyse. Onu da artık kendiniz deneye deneye yaparsınız. Çok zor bir şey değil. Şimdi Ultralisk Cavern yapmamla şunla bir tane güncelleme geldi. Ultralisklere artı zırh veren. Ultralisk nedir? O da şu arkadaşlardır. Birkaç tane yapayım size şimdi şuraya. Göstereyim Ultraliskleri. Bir de Viper'lar var. Onları da yapayım size göstereyim. Viper'lar da ilginç canlılar çünkü. Bunun dışında binamız kalmadı. Bütün binaları yaptım size. Bu arada şey de bitti. Nerede? Şu. Burada şimdi bir daha bir güncelleme yapacağım buna. Yine göstereceğim size nedenini. Yeni yine uçan yaratıklar eklendi iki tane. Bir Mutalisk. Dört tane ondan yapayım. Bir de Coraptor. Ondan da yapayım. Düşmanın binalarını yok ediyorum bir yandan. Bakın işte Ultralisk'ler kendileri dev yaratıklar, çok güçlüler. Viper'lar, bunlar uçan yaratıklar. Fakat support üniteleri sevgili arkadaşlar bunlar. Onda ne demek olduğunu size izah edeceğim. Öncelikle şey yapıyoruz. Consume yapıyoruz. Consume bu arkadaşların enerjisini dolduruyor. Oraya buraya böyle saldırtırıyoruz bunları ve enerjilerini dolduruyorlar. Bak. Enerjileri fullenince, fakat doldurdukları binadan da enerji çekiyor, çektikleri için doldurdukları binanın sağlığı azalıyor. Bakın, enerjilerini doldurdular. Şimdi artık bir sürü şey yapabilirler. Şöyle gönderiyorum bu Viper'ları. Bakın şimdi. Bir sürü özelliği oldu. Mesela Abduct. Düşmanı. Mesela bir tane Viper olsa şu şeyin ekibin içinde ve biz ulaşamadığımız bir düşman olsa, o düşmanı rahatlıkla ekibin içine çekebiliriz. Mesela. Şu arkadaşı çekin diyorum ben. Hop. Gördünüz mü mevzuyu? Çat. Düşmanı alıyorum. Bakın. Bir özellik daha, Binding Cloud. O da düşmanın görüşünü engelliyor ve saldırmasını engelliyor. Bakın. Hop. Çektim düşmanın kendi ekibimin içine. Öldü. Hop, çektim. Öldü. Parasitic Bomb neymiş? Onu bir deneyelim. Neymiş bu? Ha, bu sadece uçan üniteler için geçerli bir şeymiş. Şu an düşmanla uçan bir ünite olmadığı için size gösteremiyorum bunu. Ne işe yaradığını. Viper'ları anlamışsınızdır. Şimdi şu Mutalisk'ler. Mutalisk'ler klasik havadan saldıran, havaya ve yere ateş edebilen gök cisimleri. Kendilerinin çok bir aşırı derecede olayı olduğu söylenemez sevgili arkadaşlar. Şöyle şu tarafa bakalım bir de. Burada da muhtemelen bir mekanları var bunların. Gördüğünüz gibi garip garip böceklerden oluşan bir ordumuz oldu. Bayılıyorum. Bir de ne vardı? Coraptor. Ha, bu arada şu Mutalisk'i Q ve V tuşlarıyla benim için upgrade'lerini yapabilirsiniz. Bir tanesi atak leveli, bir tanesi de vücudunda şey leveli. Siz söyleyin. Zırh leveli.
Zaten çözmüşsünüzdür. Bakalım yeni bir ünite var mı kaçırdığım? Yok. Hepsini yapmışız. Viper, Ultra Disk. Hepsi tamam. Başka. Buralarda bir upgrade var mı anlatmadığım, kaçırdığım? Yok. Ha, Spawning Pool'daki şu upgrade var. Adrenalin Glands. Zerglinglerin en basit ünitelerinizin atak hızını yükseltiyor. Sadece Zerglingle düşmanı yenen bir oyuncu var. Lord of the Links diye bir serisi var. İnternette, YouTube'da. Ve bu oyuncu sadece Zerglingle yaparak o en basit ünitelerle herkesi yeniyor. Baya böyle, hatta Platinum League'de falan oynayan iyi bir oyuncu. Tavsiye ederim izlemenizi. Başka, şu Transfusion bir sağlık eklentisi. Örneğin sağlığı düşmüş bir binamız var gördüğünüz gibi. Oraya sağlık yapabiliyoruz Transfusion'u kullanarak. Bakın. Gördüğünüz gibi fullendi sağlığı. Bunu da sağlığını fulleyelim. Bunun ne eksiği var? Bunun da derken enerjisi bitti. Her neyse. Buradaki upgrade'ler tamam. Buradaki upgrade'ler tamam. Herhalde anlatmadığım bir bina ya da ünite kaldığını zannetmiyorum. İşte bütün ünitelerimiz bunlar. Ha, şunlar var bir de. Corruptors. Bunların iki tane olayı var sevgili arkadaşlar. Şöyle Corruptors'ları göstereyim size. Bir tanesi Caustic Spray diye bir şey. Bir alana böyle bir hasar bölgesi açıyor. O bölgenin içine giren bütün üniteler, düşman üniteleri hasar alıyor. Belli bir sürede bir. Fakat şu Broadlord adında arkadaşlar, bunları gördüğünüz gibi yine kendi işlerinde kozalandılar. Broadlord'a dönüşecekler şimdi. Size göstereceğim ne işe yaradıklarını. Bu arada gördüğünüz gibi bizim Nidius hala burada. Şu yolu buradan buraya şak diye ulaşmamızı sağlıyor. Bu Nidius Worm'lardan bir sürü yapabilirsiniz. Şimdi Broadlord'dan geldi. Bakın çok yavaşlar bunlar bu arada stratejik olarak. Yine stratejik konuşmadığımız için bunlardan bahsetmiyorum. Bakın ne yapıyorlar. İnanılmaz hasar veren çok güçlü arkadaşları var bu Broadlord'ların. Bak, görüyor musunuz? Bir tane bile işçi bırakmaz abi sağda solda. Sonsuz asker size işte. Öldükçe yenisi çıkıyor, öldükçe yenisi çıkıyor. Bak. Ne kadar korkunç değil mi? Şimdi zerglere bakınca insan vay be ulan yenilmez bunlar falan diyor. Ya da Protoss'ları da sadece tek başına izleyince vay be yenilmez abi bunlar diyorsunuz. Aynı şekilde Terranları izleyince de bunlar çok güçlü yenilmez ki diyorsunuz. Ya StarCraft öyle dengeli bir oyun ki sanki bütün ırklar kendi başına bakıldığı zaman bu yenilmez üstün bir ırk gibi görünüyor. Fakat aslında hepsi birbiriyle denge içinde hareket eden şahane bir yapı kuruyorlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yenilmez ya. Yani Broad War yenilmez derken, yani tabii ki belli bir teknikle yenilebilen, fakat şu durumda yenilmesi mümkün olmayan, gördüğünüz gibi sonsuza kadar çıkan yaratıklar. Broadlordların kendini öldürürseniz o başka tabii. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, Zerglerin bina ve upgrade'lerini de böylece bitirdik. Gayet enteresan bir ırk. 3 ırkın da stratejilerini konuştuk. Stratejilerini konuşmadık, pardon. Ünitelerini ve binalarını konuştuk. Bir tek işte Mothership kaldı Protoss'tan. Onu da kısa bir videoyla size tanıtacağım. Bütün ırkların ünite ve upgrade'lerini konuştuk. Artık sıra geldi strateji konuşmaya. Bundan sonra birazcık profesyonel maçları izleyip oyuncuların uyguladığı stratejileri, işte cheese denilen şey nedir? Cheese nasıl yapılır? Ya da galibiyete giden yollar nelerdir? Her ırk için ayrı ayrı maçları değerlendireceğiz. Maçları kimi zaman Zerg vs Protoss bakacağız. Hem Protoss açısından değerlendireceğiz, hem Zerg açısından değerlendireceğiz. Bu adam niye yenilmiş, bu adam niye yenmişi
tartışacağız, konuşacağız. Aramızda StarCraft bilen arkadaşlar da muhakkak yardım olacaklar. Yardım edecekler bize. Ve kendi yorumlarını, stratejik tavsiyelerini bizlere sunacaklar. Bundan sonraki rehber serimiz tamamıyla StarCraft'la ilgili strateji konuşmakla geçecek yani. Bunun dışında sorularınız varsa lütfen Facebook'tan, Twitter'dan veya bu YouTube hesabımızdaki videonun yorumlarından sormayı muhakkak ama muhakkak unutmayın lütfen. Sorularınızı sorun. Ben o soruları toplayıp bir soru cevap videosu yapmayı çok isterim. Böylece herkese de bu soruları cevaplamış olurum. Lütfen sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki seyahatte görüşeceğiz.